Yeryüzü notlarından hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Çok önemli konu başlıklarımız var. Afrika'ya konuşacağız ama Afrika'ya bu kez enerji üzerinden bakacağız. Enerji krizleri üzerinden bakacağız. Dünya çapındaki enerji krizlerine atıfta bulunacağız. Ve küresel güçlerin Afrika'da özellikle enerji üzerindeki planlarını masaya yatıracağız. Enerji krizi ne demek? Ülkeler bu krizden nasıl etkileniyor? Batılı ülkeler enerji krizinden çıkış yolları arıyor ama bunlar ne tür çıkış yolları? Ve Afrika'da yeni keşfedilen enerji kaynakları, bunlara dair gelişmeleri, son durumları ele alacağız. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İnsamer Afrika Uzmanı Doktor Serhat Orakçı beyefendi stüdyo konuğum. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkür ederiz. Şimdi efendim enerji krizi ana gündem başlığımız bugün ele alacağımız. Tüm dünyanın şu an ortak sorunu. Bu enerji krizi özellikle de son aylarda iyice ön plana çıktı ve dünyada artık enerji krizi başlığını duymayan belki de kalmamıştır. Öncelikle bu enerji krizi ne demek? Bu ifadeden, bu kelimeden ne anlamalıyız? Şimdi COVID-19 salgınından sonra birdenbire bir enerji krizinin içerisinde bulduk kendimizi. Evet. Biliyorsunuz tedarik zincirlerindeki bu aksamalar ve işte Ukrayna-Rusya arasında başlayan savaş nedeniyle salgın psikolojisini tam üzerinden yani atmaya hazırlanırken dünya bir anda yeni bir krizin içerisine girdi. Bu da enerji krizi olarak karşımıza çıktı. Evet. Enerji krizi esasen enerji kaynaklarındaki maliyet artışlarını ve bu maliyet artışlarından dolayı enerjiye ulaşımın giderek zorlaşmasını ifade ediyor. Ve şu anda özellikle Avrupa merkezli bir krizden bahsediliyor. Çünkü Rusya'nın doğalgazı, Avrupa'ya akan doğalgazı kesmesi nedeniyle bu kış aylarında Avrupa'da ciddi bir kriz, doğalgaz krizi ve ısınma problemi bekleniyor. Bunun yanında tabii Avrupa'daki büyük üreticiler, üretici firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı ciddi bir kar düşüşü yaşıyorlar ve dünyanın ekonomik yönden resesyona girdiği bir dönemde Avrupa üretim yönünden de ciddi bir dezavantajı yaşıyor. Evet. O yüzden Avrupa merkezli ama giderek daha global hale gelen, daha küresel hale gelen bir kriz burada söz konusu. Tabii Avrupa'nın hemen yanı başında olması nedeniyle Afrika kıtası, Türkiye, Orta Doğu gibi coğrafyalarda bu krizden etkileniyorlar. Avrupa tabii bunu aşmak için yani bu krizi aşmak için farklı yollar, alternatifler ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarruf tedbirlerinden tutun da yeni alternatif kaynaklara kayış ya da işte yeni alternatif enerji kaynakları arayışı gibi evet, tedbirlerle bu krizi aşmaya çalışıyorlar ama ekonomik göstergeler yani IMF'nin ve Dünya Bankası'nın zikrettiği göstergeler 2026 yılına kadar dünyada bir ekonomik durgunluğun yaşanacağı ve enerji krizinin de bu durgunluk içerisinde rol oynamaya devam edeceğini gösteriyor. O nedenle biraz önemini koruyacak yani önümüzdeki evet, birkaç yıl içerisinde de önemini koruyacak bir konu enerji krizi. Vurgusunu yaptınız kıymetli hocam. Şimdi enerji maliyetlerindeki artıştan bahsettiniz. Bu, ve satır aralarında da ifade ettiniz. Enerji maliyetlerindeki artış gıda ve küresel çapta, gıda ve üretim krizini de beraberinde sürüklüyor. Ve tabii ki bu durum işsizlik, fakirlik sorunlarını da katlatarak büyütüyor. Yardıma muhtaç insan sayısı da her geçen gün artıyor dünya çapında. Ve 2026 vurgusu yaptınız. Allah'ın izniyle bu akşam ele alacağımız, almaya başladığımız bu konu başlığı önümüzdeki en az 2-3 yıla da damgasını vuracak bir konu başlığı. Şimdi efendim batılı ülkeler enerji krizinden ne oranda etkilendi ve bu enerji krizinden ne tür çıkış yolları arıyorlar? Çıkış yolları olarak da adresleri neresi? Evet. Şimdi Avrupa ciddi manada etkilendi. Özellikle üretim anlamında büyük firmaların açıklamaları yani büyük firmaların açıklamalarına baktığınızda özellikle elektrik maliyetinde ve diğer enerji kaynaklarının maliyetindeki artışlar
karlılığı düşürdüğü için üretimlerini durdurma ya da üretimlerini başka coğrafyalara taşıma gibi senaryolar konuşuluyor. Ve tabii Rusya'nın doğalgazı kesmesi de insanların günlük hayatında bir etki yapmışa benziyor. Doğalgaz fiyatları hem artıyor hem de doğalgaz olan ihtiyaç artıyor. Şimdi burada alternatif enerji kaynakları devreye giriyor. Hı hı. Burada iki lokasyon Avrupa için önemli gözüküyor. Biri Türkiye. Evet. Çünkü enerji koridoru içerisinde olması nedeniyle Avrupa'ya ulaşım, yani enerji ulaşımında bir koridor rolü Türkiye üstleniyor. Hı hı. İkincisi ise Afrika. Afrika'nın önemi de şuradan kaynaklanıyor. Afrika son yıllarda da giderek enerjide daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Çünkü çok sayıda enerji kaynağına sahip kıta ve yeni enerji keşifleriyle beraber bu potansiyeli daha da güçleniyor. Yani varlığı daha da güçleniyor bu alanda. Yani mesela şöyle somut bir örnek verecek olursak, mesela Mozambik'te, Mozambik'in Hint Okyanusu açıklarında bulunan doğalgaz keşifleri mesela son birkaç yıl içerisinde o kadar devasa ki Mozambik önümüzdeki yıllarda 3. büyük LNG, yani sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatçısı durumuna getirmesi, ihracatçısı pardon, durumuna getirmesi bekleniyor. Bu noktada sadece Mozambik'te sınırlı değil, Madagaskar, Komor Adaları, Tanzanya, Somali, Kenya, Mauritius Adası gibi Afrika'nın, Afrika kıtasının, yani şöyle gözünüzün önüne getirseniz Hint Okyanusu'na açılan bölgelerinde ciddi bir doğalgaz rezervi keşfedilmiş durumda. Son 10 yıldır da bu alanda ciddi şeyler yapılıyor, sondajlar yapılıyor ve bir an önce bunların enerji kaynaklarının bir an önce elde edilmesi ve Avrupa'ya taşınması burada gündemde. Tabii bu yönüyle baktığınızda Afrika kaynaklarını bir an önce somut bir şekilde ele, yani çıkartıp Avrupa'ya taşıma şeyi var, motivasyonu var burada. Özellikle küresel enerji şirketleri bunun üzerine bir şey yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Sadece tabii bununla da sınırlı değil. Biliyorsunuz Cezayir ve Libya gibi hemen daha Avrupa'ya yakın ülkelerde büyük doğalgaz tedarikçisi ülkeler, aynı zamanda petrol tedarikçisi ülkeler, Nijerya, Angola gibi ülkeler gene petrol tedariği yapıyorlar. Yani bütün bunlara baktığınızda Afrika'nın çok önemli bir enerji potansiyeli var, Afrika ülkelerinin. Ve Avrupa ülkeleri bir an önce bu potansiyeli daha hızlı bir şekilde kendi yanlarına çekmenin şey içerisindeler, derdi içerisindeler. Çünkü enerji krizini aşmaları için yapmaları gereken tasarrufun yanında alternatif kaynaklar da bulmaları gerekiyor. Evet. Rus gazına olan bağımlılığı azaltmaları gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi burada Afrika kaynakları ve Türkiye gibi koridor ülkeler önemli hale geldi. Daha stratejik hale geldi Avrupa için. Burada mesela yine Afrika özelinde konuşacak olursak alternatif enerji kaynakları da son yıllarda giderek önem kazanıyor. Mesela ne diyecek olursanız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Biliyorsunuz çok devasa bir Sahra Çölü Afrika'da bulunuyor ve Sahra Çölü'ndeki güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek. Yani dünyadaki güneş enerjisi potansiyeli içerisinde %60'lık bir paya sahip Afrika ülkeleri, Sahel ülkeleri ve Sahra ülkeleri. Ancak bunun şu ana kadar %1'i ancak kullanılabilmiş durumda. Burada da çok devasa bir potansiyel esasında var ve Avrupa'ya çok yakın bir kaynak biliyorsunuz Sahra Çölü. Yani buradan da güneş enerjisi tarlaları yoluyla, işte güneş enerjisinden elde edilen elektriği bir şekilde Avrupa'ya taşıma gibi bir proje gündeme geliyor zaman zaman. Burada da işte Cezayir, Mali, Nijer, Libya, Burkina Faso gibi ülkeler, Moritanya gibi ülkeler önem kazanıyor Avrupa enerjisi açısından. Şimdi hidrokarbon kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji açısından da Afrika dünyanın gözünü diktiği bir coğrafya. Bunu gördük, anladık sözlerinizden kıymetli hocam. Şimdi Afrika yüzyıllardır, özellikle bu geride bıraktığımız yüzyıl, son 200 yıla, son 300 yıla baktığımızda batılı ülkelerin hep sömürdüğü bir coğrafya olmuş. Ve Batı dünyası bu sömürge zihniyetini bugün de hala devam ettirmek istiyor. Afrika'da az önce saydığınız ülkeler aslında çok ciddi bir varlığın üstündeler. Ama insanları yokluk içinde, açlık içinde.
ve sömürülen bu milletler artık yavaş yavaş bir uyanışın içerisine girmiş durumdalar. Tabii ki bu konuda yardım derneklerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük katkıları var. Mesela İHA, o sömürülen coğrafyalara gitti. O insanlara, o sömürülen insanlara, yalnız kaldıklarını hisseden o insanlara Türk milletinin karşılıksız yardım elini uzattı ve o coğrafyada bir uyanışa sebebiyet oldu Allah'ın izniyle. Şimdi bu sömürülen coğrafyalardan bahsettim. Avrupa vurgusu yaptım. Avrupa yaşadığı enerji krizinden kurtulmak için rotasını Afrika'ya doğru çeviriyor. İşte bu başlık altında baktığımızda Afrika kıtasındaki ülkelerin yönetimlerinde bazı değişimlerle karşılaşabiliyoruz. İşte bu darbedir vesairedir. Batılı güçlerin Avrupa'daki bu enerji kaynaklarını ele geçirebilmek için Afrika kıtasındaki bu ülkelerde neden, niçin kirli oyunlar oynadıklarının da bir açıklayıcı noktası olsa gerek. Şimdi efendim, ülkelerin yönetimlerine bile batılı güçler, sömürgeciler bir şekilde müdahale ediyorlar. Kendi adamlarını bir şekilde başa getirerek o enerji kaynaklarının üzerine çökmek istiyorlar. Bu bilinen bir gerçek ve dünya çapında savaşların ana çıkış sebeplerine baktığımızda yine enerjiyi görüyoruz. Yine dünya çapında ülkelerin en önemli gider kaynaklarının, kalemlerinin enerji olduğunu görüyoruz. 2026'ya kadar olan bu süreç herhalde bir hayli zorlu geçecek, öyle gözüküyor. Şimdi sadece mesele Avrupa'yla da sınırlı değil esasında. Yani sizin sözlerinize ilaveten şunu da söyleyelim. Şimdi Amerika ve Çin gibi büyük küresel aktörler de var. Hatta evet. Rusya da var. Şimdi bunların hepsi, bütün bu aktörler tabii ki enerji kaynakları arayışı içerisindeler. Çünkü hepsi bir kere üreticiler. Yani teknoloji, evet. Silah vesaire üretimi söz konusu. Üretimin olduğu her yerde de bir şekilde enerji, işte petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Burada denklem esasında daha çok taraflı hale geliyor. İşte ABD ve Çin ve Rusya'yı da bu denklemin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Evet. Mesela son dönemlerde ilginç bir şekilde lityum kaynakları, Afrika'nın lityum kaynakları mesela çok gündeme gelmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz artık yani araba endüstrisi evet. Elektrikli araca dönmeye başladı, evet. Ve bataryalar için lityum önemli bir girdi. Kıymetli hocam, çok özür dilerim. Herhalde Afganistan'da da böyle verimli kaynaklar vardı. Amerikan işgali öncesi. Yanlış hatırlamıyorsam. Afganistan da tabii yani yeraltı kaynaklarına sahip bir ülke. Yani Afganistan'ın yeraltı kaynaklarıyla ilgili çok detaylı bir şeyim yok, bilgim yok ama şimdi bir savaş ve çatışma varsa, dış güçler tarafından bir müdahale varsa mutlaka önemli bir kaynak vardır yani. Onu biliyoruz. Evet. O yüzden hani onu tahmin etmek çok zor değil. Şimdi bu mesela lityum kaynakları dediğim gibi giderek önem kazanmaya başladı. Mesela baktığınızda 4-5 tane Afrika ülkesi çok ciddi lityum rezervine sahip. Mesela Çin bu lityumu domine etmeye çalışıyor. Üzerinde tekel oluşturmaya çalışıyor. Tabii bunun karşısında ABD'li büyük elektrikli araç üreticisi firmada evet. Bu lityumu işletmek, işte çıkartmak, işletmek ve kendi batarya fabrikalarına taşıma noktasında bir rekabet içerisinde. Burada mesela baktığınızda lityum pazarı, Afrika'nın lityum pazarı giderek daha böyle çekişmeli rekabetin arttığı bir pazara dönüşüyor. Mesela Demokratik Kongo Cumhuriyeti çok stratejik yeraltı madenlerine sahip. Özellikle uydu ve telefon teknolojilerinde kullanılan. Şimdi bu teknolojileri üreten firmalar, küresel firmalar Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bu işte kobalt gibi, magnezyum gibi çok stratejik yeraltı kaynaklarını bir şekilde elde etmenin, ucuz yoldan elde etmenin şeyi içerisindeler, arayışı içerisindeler. O yüzden çok taraflı bir denklem burada söz konusu. Şimdi Afrika kaynakları, şimdi şöyle bir paradoks da var. Yani o paradoksu da belirtmek lazım. Afrika evet çok muazzam kaynaklara sahip, yeraltı kaynaklarına sahip, enerji kaynaklarına sahip ama maalesef yani bunları çıkartan, işleyen ve bunların fiyatını belirleyen güç Afrika değil. Evet.
Yani bunları çıkartan, işleyen ve fiyatı belirleyen de gene yani bu rekabetin içerisindeki bu aktörler. Yani kaynakları domine eden güçler, fiyatı da belirleyen güçler. Yani evet, böyle bir açmazı var Afrika kıtasının. Afrika burada bir nevi yani bunların bekçiliğini yapıyor ya da işte bunları ucuz yoldan tedariğini yapmış oluyor. Esasında buradan çok böyle muazzam bir para girdisi elde etmiyor bu kaynaklardan. Böyle bir şey var, paradoksu var. O yüzden de Afrika'daki o kronik bir takım sorunlar, yoksulluğa bağlı bir takım kronik sorunlar nüksederek devam ediyor ve çok fazla böyle halkın gündelik yaşamında ciddi bir iyileşme maalesef göremiyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu biraz da küresel sistemin üzerine oturduğu o sömürü dinamikleriyle alakalı. Yani evet, aktör hangi aktör olduğu çok önemli değil. Yani Çin de olabilir, Rusya da olabilir ama düzen ya da sistem tamamen sömürü üzerine, ucuz enerjiyi elde etme üzerine kurulu bir sistem olduğu için böyle bir açmaz, böyle bir paradoks da var. Bunu da belirtmek lazım. Peki efendim, şimdi bu Afrika kıtasının hidrokarbon kaynakları olsun, işte Hint Okyanusu olsun, GES ve RES gibi yenilenebilir enerji potansiyeli açısından işte küresel çaptaki firmaların, küresel deyince de böyle akla biraz masumane gibi gelebilir, vampirlerin diyebiliriz belki de, bu sömürgecilerin, insan katillerinin iştahını kabartıyor. Afrika kıtasında az önce sıraladınız, işte ülkeleri sıraladınız, enerji potansiyelinin, enerji kaynaklarının ne kadar çok olduğundan bahsettiniz. Şimdi Afrika kıtasında keşif faaliyetleri de herhalde yavaş yavaş başlamış durumda. Herhalde daha da ileri aşamada. Faaliyetleri tabii ki yapılıyor yani. Çok fazla mesela sondajlar yapılıyor, keşif faaliyetleri yapılıyor ama bunlar hep tabii yani büyük küresel şirketler yapıyor. Yani bunu Afrikalı yerel şirketler yapmıyor. Yani öyle bir şey var, öyle bir durum var. O yüzden de yani çıkartan, işleyen ve aynı zamanda bunun da fiyatını belirleyen gene aynı taraf. Yani o yüzden hani burada pazarlık şeyiniz yok. Yani kaynak benim parayı, fiyatı ben belirlerim diye diyemiyor. Yani öyle bir açmaz var. Öyle bir. Ama şimdi bu sözlerinizden kıymetli hocam, Afrika'da yeni bir sömürgecilik dalgası başlayabilir ya da başladı demek mümkün. Sömürgecilik hiç bitmedi yani Afrika'da. Yani sömürge düzeyini biliyorsunuz, fiili olarak sona erdi. Daha sonrasında yeni sömürge sistemi başladı ve halen bu yeni sömürge sistemi kaynaklar üzerinde devam ediyor. Çünkü bu kaynaklar gerçekten stratejik ve değerli kaynaklar. Yani Afrika muazzam derecede kaynak zengini bir kıta. Yani nereye giderseniz gidin inanılmaz yeraltı ya da yerüstü kaynaklarına sahipsiniz. İşte mesela Nijer dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Ben de bazen gidiyorum. Nijer mesela Fransa'nın en önemli uranyum tedarikçisi. Yani Nijer uranyumunu Fransa alıyor ve elektrik ihtiyacının %60-70'ini bu uranyumdan karşılıyor Fransa. Nijer'de elektrik yok. Fransa'daki nükleer tesisler Nijer uranyumuyla çalışıyor. Evet. Yani Paris'teki o ışıltılı hayat Nijer'deki uranyum sayesinde söz konusu olabiliyor ama dediğiniz gibi evet, işin öbür tarafına baktığınızda elektrikten yoksun bir Nijer'de karşımıza çıkıyor. Yani bugün Afrika kıtasında şöyle bir sayı vermek mümkün. Yani 1,5 milyara ulaşan bir nüfus var. Bu nüfusun %40'ı neredeyse elektriksiz bir yaşam. Yani 600 milyon civarında insan elektrikle henüz tanışmamış bir yaşam, hayat sürüyor. Yani böyle bir açmazlar, paradokslar içerisindeyiz maalesef. Biz de açıklamakta bazen zorlanıyoruz gerçekten. Maalesef öyle. Şimdi Afrika kıtasında yaklaşık 1,5 milyar insandan bahsettik. Evet. Ama şöyle bir durum söz konusu hocam. Yetersiz beslenme, hatta çok kez beslenememe. İşte açlıktan ölen çocuklar, yüreğimi sızıyor be kıymetli hocam onları görünce. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Bunun yanı sıra sağlık sorunlarının baş gösterdiği bir, yani insani yaşam standartları Afrika kıtasında üst seviyelerde olsa ya da normal seviyelerde diyeceğim, üst seviyeyi de hadi bir kenara bırakalım, olması gerektiği gibi olsa Afrika kıtasındaki insan sayısı çok daha fazla olacaktı. Yani bir nevi batı ülkeleri, o sömürgeciler hem sömürüyor hem de canlarını alıyor. Evet. Şimdi Afrika kıtası malumunuz, siz çok daha iyi biliyorsunuz. Atlas'a baktığımız zaman küçük bir coğrafya gibi gözükse de, Avrupa kıtası daha büyük gibi gözükse de tam tersi bir durum söz konusu. Yani tabii Afrika kıtası Avrupa kıtasının çok çok kat kat daha büyük bir toprak parçası.
Ama burada tam anlamıyla bir adaletsizlik söz konusu. Yani bakın adaletsizliği bakın şuradan da görebilirsiniz. Şimdi mesela iklim krizinden hep bahsediliyor. Evet. Değil mi? İşte evet. Karbon emisyonundan dolayı yani karbon salınımının çok fazla olmasından dolayı işte bir küresel bir iklim krizi var. Şimdi bu karbon salınımını gelişmiş ülkeler tetikliyorlar. Evet, evet. İşte ABD başta olmak üzere Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri. Yani tüketim potansiyeli yüksek olan, üretim potansiyeli yüksek olan ülkeler bu karbon salınımına yol açıyorlar. Ama baktığınızda faturayı yine Afrika kıtası ödüyor. Yani şöyle bir ilginçlik var. İklim krizinden şu an en fazla etkilenen kıta Afrika kıtası. Doğu Afrika sahilleri özellikle, Madagaskar'ın bulunduğu bölgeler. Nasıl oldu? Yani Afrika kıtası totalde evet. Global karbon salınımına %1 etkisi var. Hı hı. Ama küresel ısınmanın getirmiş olduğu çevre zararlarından birincil derecede en fazla etkilenen kıta şu anda Afrika kıtası. Olur. Yani adaletsizliği yani buradan da hani görmek mümkün. Zengin ülkelerin yapmış olduğu o çevre zararının faturasını maalesef Afrika ödemek durumunda kalıyor. Yani Afrika'da yaşayan insanların habire fatura ödemekten önlerine bakacak fırsatları olmuyor. Şimdi efendim şu bir belli yani şu çok açık ve net yeni bir sömürü dalgası zaten hiç bitmedi demiştiniz. Ve Batı dünyası bize medeniyetin beşiği gibi gösterilen bazı çevreler tarafından o Batı dünyası çirkin yüzünü, iğrenç yüzünü her defasında sergiliyor. Cennet Mekan, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nda, o destanda aynı zaten ve farklı eserlerinde de vurguluyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyerek İstiklal Marşı'mızda, o destanda Cennet Mekan, Mehmet Akif vurguluyor. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi efendim bu artan enerji maliyetleri bahsediyoruz. Türkiye'de biz de etkileniyoruz ama sağ olsun iktidarımız bu konuda sübvanseler vesaireler vatandaşına durumu çok daha az yansıtıyor Avrupa ülkelerine kıyasla. Ve bizim de enerji konusunda bazı atılımlarımız var. İşte Karadeniz'deki faaliyetler, Akdeniz'deki faaliyetler, yurt içinde topraklarımızda bulunan yeni enerji kaynakları, yenilenebilir enerji olan yatırımın artması. Türkiye'de Afrika kıtası gibi dünyanın parlayan bir yıldızı konumunda. Aynı zamanda bir geçiş koridoru olması evet. da Türkiye'yi çok daha farklı bir şekilde konumlandırılıyor. Yani Türkiye özellikle mesela İran ve Azerbaycan gibi ülkelerin evet. Enerji kaynaklarını transfer noktasında önemli bir köprü şeyi var, pozisyonu var ve bundan dolayı bir merkezi rol oynama şeyi var yani potansiyeli var. Onu da zaten dile getiriyorlar yani. Rusya bile dile getiriyor yani o pozisyonu. Enerji maliyetleri artıyor dedik kıymetli hocam ve evet. Afrika kıtası da öne çıkıyor. Türkiye ve Afrika kıtası enerji krizinde çözümün adresi olarak öne çıkan iki farklı nokta. İyi de bu gerçi yine bahsettiniz ama Afrika kıtasında yaşayan o milletlere, o toplumlara, o halklara nasıl yansıması olacak? Tamam enerji kaynağının üzerinde oturuyorsun, yaşıyorsun. Yani Afrikalılar için bunu nasıl olumlu bir noktaya dönüştürebiliriz? Afrika halkının kalkınması için, Afrika kıtasında yaşayan insanların refah seviyesinin artması için neler yapılabilir? Bir de Çin faktörünü soracağım izninizle. Evet. Şimdi Afrika kıtasının biraz önce dediğim gibi 1,5 milyara yaklaşan bir nüfusu var. Evet. Ve büyük bir nüfus kitlesi. Tabii bu kitlenin enerjiye olan ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Hı hı. Çünkü modernleşme yani bir şekilde Afrika'da da yaşanıyor. Tabii. İşte elektrikli araçların, alet edevatların kullanımı, otomobillerin kullanımı giderek daha da fazlalaşıyor. Ve işte petrole olan ihtiyaç, elektriğe olan ihtiyaç her sektörde tabii ki hissediliyor. Yani Afrika bir taraftan alternatif olma potansiyeli taşıyor. Yani şeyle beraber bu müthiş enerji bir potansiyeliyle beraber bir taraftan da kendisi enerji ihtiyacı giderek artış gösteren bir kıta görünümü arz ediyor. O yüzden enerji alanında ciddi yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Yani bütün bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz o enerji potansiyelinin açığa çıkması için
her yıl milyarlarca dolarlık bir yatırım, enerji yatırımının yapılması gerekiyor. İşte karayollarından tutun da işte ne bileyim LNG istasyonlarına kadar ya da ne bileyim işte güneş enerjisi tarlaları ya da rüzgar enerjisi tarlalarının kurulması falan gerekiyor. Şu ana kadar yani bu yatırımları genelde hep Batılı ve Çinli şeyler, şirketler yaptılar. Tabii onlar da bunu yani bedava yapmıyorlar. Tabii. Sonuçta buradan bir ciddi karlar elde etme düşüncesi içerisindeler. Ama şu anda yapılan yatırımdan çok çok daha fazla bir enerji yatırımına ihtiyaç duyuyor Afrika kıtası çok açık bir şekilde. Evet. Yani mesela Doğu Afrika çok önemli rüzgar enerjisi potansiyeli var. Etiyopya, Kenya gibi ülkeler, işte Ruanda, Burundi gibi ülkeler engebeli arazileri olması nedeniyle rüzgar alan ülkeler bunlar. Evet. Mesela rüzgar enerjisi panellerinin çok randımanlı, çok verimli çalıştığı bir coğrafya. İşte güneş enerjisiyle ilgili sahra ülkelerinin çok ciddi bir potansiyeli var ama bu konuda da ciddi yatırım yani gerekli. Eğer bu yatırımlar yapılırsa tabii ki enerji ihtiyacını kıta karşılayacak güç de kendi kaynaklarıyla yani dışarıdan enerji almasına ihtiyaç yok. Çok rahat bir şekilde karşılayabilir. Aynı zamanda mesela hidro güç dedikleri akarsular. Yani Nil Nehri dünyanın en büyük nehir havzası. Kongo Nehri, Nijer Nehri bunlar dünyanın en büyük su havzaları. Yani buralarda bile çok ciddi bir şey var. Yani hidroelektrik potansiyeli bulunuyor. Bütün bunların devreye girmesi. Mesela Etiyopya biliyorsunuz son zamanlarda büyük bir baraj yapımı gerçekleştirdi. Yani 5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Rönesans Barajı'nı inşa etti. Ve kendi enerji, yani kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir yatırımdı. Tabi bu bile Nil üzerinde dengeleri değiştiren bir etki yaptı. İşte Mısır'la anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Hala daha çözülebilmiş değil. Bu noktada bir takım sorunlar yaşanıyor. Yani enerji açığı olan bir kıta, enerjiye çok fazla yatırıma, yani enerji alanında yatırıma ihtiyacı olan bir ülke. Bunlar oldukça da bir takım tabii ki kriz alanları da doğuyor. Mesela Doğu Afrika ülkelerinin mesela açıklarında çok ciddi doğalgaz rezervleri bulunduğunu söyledim. Mesela bu aynı zamanda ülkeler arasında da sınır sorunları başlattı. Mesela Somali ile Kenya arasında yaşandı. Evet. Kıta sahanlı sorunları yaşamaya başladılar. Yani bu tarz sorunlar da yaşanacak. Bu tarz kaynaklar tabii ki arttıkça diyebiliriz. Şimdi bu Afrika'daki karbon salınımının Afrika kıtasındaki olumsuzluklarından da biraz bahsettik. Onu biraz açmak istiyorum. Oradaki yalnız karbon salınımını Afrika kaynaklı değil, değil yani. Tabii. O yani küresel evet. Karbon salınımının Afrika kıtasına da olumsuz yansıttığından bahsettik. Bunu biraz irdelemek istiyorum. Evet. Şimdi hava sıcaklığı değerleri artınca Afrika'da ne gibi sorunlar baş gösteriyor? Şimdi iklim krizinin yani bu küresel ısınmaya bağlı iklim krizinin yarattığı etkileri mesela bir iki yerde görüyoruz. İşte Etiyopya, Kenya, Somali üçgeninde mesela bu kuraklık olarak yansıyor. Yağış şeyi değişti. Rejimi değişti. Evet, yağış rejimi değişti. Artık mesela çiftçilerin beklediği aylarda yağış düşmüyor ya da az düşüyor. O nedenle gıda yetersizliğine dönüşüyor bu zaten birden. Var olan gıda tabii. Krizini daha da evet, mesela hayvan telefleri yaşanıyor. İşte hayvan telefleri yaşandığı için çiftçiler emek yani kendi emekleriyle mahsul almak durumunda kalıyorlar. Onu da çok düşük verimlilikle alıyorlar. İstedikleri hasadı elde edemiyorlar. Bu da gıda krizlerini tetikliyor. Evet. Daha güneyde mesela Mozambik bölgesinde ise bu aşırı seller şeklinde cereyan ediyor. Yani burada da yağışlar çok aşırı gerçekleşiyor ve bu aşırı yağışlardan dolayı da seller meydana geliyor. Yani sel felaketleri meydana geliyor. Yani böyle bir etkisi var. Yani ya ciddi bir kuraklık ya da çok aşırı yağıştan dolayı hortum ve sel gibi doğal afetlerin oluşması. Mesela Mozambik son yıllarda her sene neredeyse hortumla, işte kasırgalarla baş etmek durumunda kalıyor. Bu tabii ciddi bir şey zararı veriyor. Yani evler yıkılıyor, insanlar hayatını kaybediyor. İşte tarım arazilerinde mahsul kayıpları oluşuyor. Yani etkileri bu şekilde hissediliyor. Bu çevre sorunlarını.
Peki biz bu hem büyük bir enerji kütlesinin üzerinde oturan, yaşayan, hem de gıda sorunları yaşayan, enerji sorunları yaşayan Afrika kıtasındaki insanlara neler yapılabilir? Onların bu sorunlarının ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda insanlık ne yapabilir? Yani burada şöyle bir kere yani iklim kriziyle ilgili ya da işte küresel ısınmaya bağlı iklim kriziyle ilgili şu söylenebilir belki. Yani bu küresel bir sorun. Küresel bir sorun olduğu için özellikle de büyük küresel güçlerin bu çevre zararına yol açan büyük üreticilerin tabii ki sorumluluk almaları gerekiyor. Ama hepsi sorumluluktan kaçıyor maalesef. Yani hiçbiri şeye gitmek istemiyor. Yani karbon salımını mesela atmosfere yaptıkları karbon salımını azaltmak istemiyorlar. İşte ABD başta olmak üzere. Çin, Hindistan gibi ülkeler yani o devasa üretimlerinden taviz vermek istemiyorlar. Evet. Ama çevrenin getirdiği bu zararları da üstlenmek istemiyorlar. Yani böyle bir açmazlar. Yani bu küresel bir sorun. Bunun çözümü de ancak küresel olabilir ama şu ana kadarki iklim zirvelerinden öyle bir çözüm çok ortaya çıkmadı. Yani maddi anlamda kimse bu konuda şey yapmak istemiyor. Yani para harcamak istemiyor. Ama çevreyi kirletme noktasında da herkes seferber olmuş durumda. Yani böyle bir açmaz var. Evet. Yani ancak bunun çözümü küresel olabilir. Yani Afrika kıtasının bu noktada hani kendi başına yapabileceği bir getirebileceği bir çözüm söz konusu değil. Bunun dışında belki şu söylenebilir. Afrika kıtasında tabii eğitim seviyesi yükseldikçe, bilinçlenme arttıkça tabii ki bu konularda düşünen, yazan, çizen insan sayısı arttıkça hani daha bilinçli bir toplum ortaya çıktıkça sesi daha fazla çıkabilir. İtirazlarını daha yüksek mertebeden yapabilir. Ancak o benim aklıma geliyor. Yani eğitim... Bu itiraz sürecinin kıymeti hocam, son dönemlerde yavaş yavaş görülmeye başlandığının altını çizmekte fayda var. Çünkü Türkiye Afrika kıtasına uzandı. Bizim Afrika kıtasındaki çoğu ülkeyle tarihsel bağımız var. Din açısından bağımız var, kültürel bağımız var ve Afrika kıtasında biz oraya iyilik elimizi, yardım elimizi uzattıkça Türk milletinin o iyilik eli, o coğrafyalar Afrika kıtasına uzandıkça bir bilinçlenme başladı. Mesela Afrika kıtasındaki pek çok ülkeden Türkiye'ye her yıl binlerce genç geliyor üniversite eğitimi almak için. İHA da çok önemli atılımlar yapıyor Afrika kıtasında, bunu biliyoruz. İşte tarımla ilgili Afrika'daki bazı ülkelerde tarım mühendislerinin yetiştirilmesi, onların kendi ülkelerinde faaliyetlerde bulunması ve kendi ülkelerinde fakülteler kurulmaları. Yani Türk insanının bu iyilikseverliği, hayırseverliği Afrika'da dengeleri biraz değiştiriyor. İnsanlık lehine değiştiriyor. Evet. Sömürgeciler bu açıdan Türkiye'ye karşı apaçık bir düşmanlık besliyor olabilirler. Şimdi kıymetli hocam şu Çin mevzusunu da biraz açmakta fayda var. Bu konuda şunu söyleyelim. Yani Afrika'da halkların bilinçlenmesi kimsenin işine gelmiyor. Yani evet. Onu söyleyeyim. Yani orası. Eğer küresel bir oyuncuysanız, küresel bir aktörseniz bilinçli bir Afrika halkı kimsenin işine gelmez. Çünkü doğru. Bu kadar devasa enerji kaynaklarını yönetmesi istenmez. O noktada zayıf bir Afrika herkesin işine geliyor denebilir. Peki Çin'in ne işi var diye sorsam Afrika'da evet. Abes mi olur? Gerçi anlattınız. Yani Çin şöyle giderek Çin küresel... Afrika nüfusundan fazla herhalde. Şu anda yavaş neredeyse yavaş. Aşağı yukarı yani birbirine eşit gibi. Yani Afrika'da 1,5 milyara yaklaştı nüfus açısından ama şöyle bir ilginçlik yaşanacak. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde Afrika nüfusu Çin nüfusunu ikiye katlayacak. Yani öyle bir ilginçlik yaşanacak önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde. Yani Çin şu anda evet nüfus açısından Afrika ile aşağı yukarı aynı güçte ama demografik olarak Afrika daha yani o demografik gücü daha da arttıracak önümüzdeki yıllarda. Şimdi Çin Afrika'ya çok tabii ciddi ki çok yatırımlar yapıyor herhalde. Tabii çok ilgili bir aktör. Çok ciddi yatırımları var. Hemen hemen her ülkede nereye giderseniz mutlaka
Çin yatırımlarını görüyorsunuz. Hı hı. İşte ticari ilişkilerini çok fazla geliştirmiş durumda. Altyapı çalışmalarını arttırmış durumda. Özellikle madenlerle ilgili çok ciddi projeler gerçekleştiriyor. İşte mesela Zambiya'da mesela bakır madenlerini Çin neredeyse tekel gibi sadece o alıyor. Angola'da petrolü neredeyse Çin tek başına alıyor. Sudan, Güney Sudan petrollerini Çin gene tek başına alıyor. Yani enerji kaynaklarında büyük alıcı konumunda. Evet. Çok sayıda altyapı projesi yapıyor. İşte liman, yol, havaalanı gibi projeler yapıyor. Tabii bunları bedava da yapmıyor. Yani bunların karşılığında işte düşük faizli borçlar veriyor. Ve bu borçları ödeyemeyen ülkelerin de işte kaynaklarına bir şekilde el koyuyor. Yani böyle bir... Bu da bir sömürge düzeni. Tabii yani borç tuzağına çekiyor Afrika ülkeleri ve bu borçlanma üzerinden kendi ekonomik etki alanını oluşturuyor. Ve son 20 yılda gerçekten ciddi bir Çin etkisi oluştu kıtada. Bugün artık önemli meselelerde Çinsiz artık karar vermek Afrika için çok söz konusu değil maalesef. Yani öyle ya da böyle yani kabul edelim ya da etmeyelim. Çin önemli bir aktöre dönüştü Afrika kıtasında. Evet. Çok ciddi mal satıyor Afrika'ya. Hı hı. Ve yeraltı madenlerini, enerji kaynaklarını da ciddi bir şekilde çekiyor kendi tarafına. Afrikalı liderler de bu konuda sessiz. Yani onlar da işte Çin'in yapmış olduğu zirvelere koşarak gidiyorlar. Hı hı. Borçlanma noktasında çok istekliler. Çin'den borç alma noktasında. Yani Çin'in böyle bir etkisi var maalesef. Yani bu da yeni bir sömürge düzeni tabii ki. Çin merkezli yeni bir sömürge düzeni. Tam bir satranç. Aynı zamanda tabii Çin'in mesela yol ve kuşak projesi de söz konusu. O projede mesela Afrika'nın özellikle doğu sahillerinden geçmesi planlanıyor. Burada işte Kenya, Somali, Kızıldeniz hattındaki ülkeler önem kazanıyorlar. Yani Çin'in Afrika ile ilgili çok ciddi bir ilgisinin olduğunu belirtmek gerekiyor. İlgisiz bir aktör değil. Evet. Şimdi bu Doğu Afrika'da özellikle petrol ve gaz keşifleri büyük artış gösteriyor. Bunun özellikle altını çizdiniz. Gıda krizinden de en çok etkilenen ülkeler yine Afrika kıtasındaki ülkeler. Buna biraz daha değinebilir miyiz kıymetli hocam? Evet, burada işte Doğu Afrika'nın hem çok fazla yeni enerji keşfi söz konusu hem de küresel iklim krizinden en fazla etkilenen yer olma durumu söz konusu. Yani böyle bir şey var. Maalesef çevreye verilen bir zarar işte burada söz konusu oluyor. Gene burada yani baktığınızda bunun faturasını gündelik yani sıradan insanlar bu faturayı üstlenmek durumundalar. Bu çevre zararının verdiği, getirdiği dezavantajları normal sıradan insanlar, sizin benim gibi insanlar üstlenmek durumundalar. Bu faturayı ödemek durumundalar. Ama küresel aktörler de buradaki operasyonlarını her geçen gün arttırma peşindeler. Yani son dönemlerde mesela Komor Adaları civarında çok büyük doğalgaz keşifleri yapıldı. Orada mesela Rovuma diye bir özel bir havza var. Tam böyle Mozambik, Madagaskar, Komor arasında kalan bir bölge. Mesela orada muazzam bir doğalgaz kaynağı keşfedildi. Şöyle tahmin ediliyor. 15 yıl boyunca İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek, 15 yıl boyunca karşılayabilecek çapta bir enerji kaynağından bahsediliyor. Yani doğalgaz rezervinden bahsediliyor ki yani bu saydığım ülkeler hani büyük enerji tüketen ülkeler 15 yıl boyunca bunların bütün enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kaynak burada söz konusu. Tabii şu anda bir an önce bu kaynağı çıkartıp işte sıvılaştırılmış bir şekilde taşıma operasyonlarının yapılması isteniyor. Bütün şeyler, çabalar o yönde şu anda. Mesela İtalyanlar çok aktif o bölgede. Evet. Shell gibi, BP gibi, Chevron gibi şirketler mesela çok aktif şu anda oradaki arama faaliyetlerinde. Onların vermiş olduğu bir çevre zararı da var tabii oluşturduğu. Ondan biraz önce de bahsettim zaten. O çevre zararının faturasını da normal insanlar ödemek durumundalar. Tabii bu da İtalya'nın son dönemlerde Fransa'nın Afrika kıtasında sömürgecilik yaptığı
yaptığı yönündeki çıkışlarını açıklıyor. Her ülkenin Afrika'da bir menfaati var herhalde. Yani İtalya'da çok masum denemez. Değil. Yani onlar böyle Fransa ile ilgili çıkışlar devamlı yapıyorlar ama hani baktığınızda onların da Afrika'daki geçmişi böyle çok parlak. Öyle. Yani Etiyopya işgalleri, işte Libya'daki yaşattıkları hani biliniyor malum. O nedenle hani onlar da çok temiz değiller. Peki bu emperyalistler, bu küresel çaptaki bazı sömürgeciler Afrika kıtasındaki bu kirli emellerini sürdürürken misyonerlik faaliyetlerini de sürdürüyorlar mı aynı anlamda, yani, aynı hızda Afrika'da? Misyonerlik faaliyetleri tabii Afrika'da son 200 yılda, 300 yılda belki her zaman söz konusuydu misyonerlik faaliyetleri. Bu tabii ki hız kesmeden devam ediyor. Buraya ciddi bir kaynak aktarılıyor tabii ki kiliselere. Çünkü çok ilginç, Hristiyanlık geleceğini Afrika'da görüyor. Yani çünkü Avrupa'da biliyorsunuz din öldü. Kitleler Hristiyanlıktan gittikçe uzaklaştılar. Şu an Hristiyanlığa sahip çıkan kıtaların başında, yerlerin, coğrafyaların başında Afrika kıtası geliyor. Ve Afrika kıtasına baktığınızda bu 1,5 milyar nüfusun %50'si neredeyse Hristiyan bir nüfus. İşte bunun önemli bir kısmı Katolik ve Protestan. İşte çeşitli kiliseler söz konusu. Ama mesela Katoliklik açısından da önemli bir demografik güç var Afrika kıtasında. O yüzden mesela Vatikan'ın önemli gündemlerinden biri Afrika'dır. Biliyorsunuz işte Papa... Güney Sudan'dan mesela gitmişti, işte orada liderleri barıştırmak için falan filan, yani böyle yerlere kadar kapanmıştı falan, hani hatırlarsanız daha birkaç yıl öncesine kadar. Avrupa'daki kilise merkezlerinin tabii önemli bir gündemidir Afrika ve ciddi kaynak aktarmaya da devam ediyorlar çünkü geleceklerini orada görüyorlar yani. Bu çok açık. Bu aynı zamanda küresel ısınmadan kaçış noktasında işte çeşitli simülasyonlar yapılıyor. Afrika, Avrupa kıtasının yok olacağına dair bazı simülasyonlar yapılıyor malumunuz. Afrika herhalde nüfus olarak da Avrupa, nüfus olarak da Avrupa'ya ilerleyen yüzyıllarda belki de taşımanın planlarını da yapıyor olabilir. Şimdi kıymetli hocam, tabii ki siz Afrika uzmanısınız. Afrika ile ilgili, Afrika kıtası ile ilgili çok önemli araştırmalar yapıyorsunuz. Bu araştırmalarınızı İnsamer, yani İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak yapıyorsunuz. Çok güzel dokümanlar görüyorum İnsamer'in internet sayfasında. Evet. Faaliyetleriniz çok özverili ve takdire şayan. Şimdi efendim, bu Afrika kıtasına en son ne zaman gittiniz? Afrika kıtasına ben en son Mali'ye gitmiştim. Ocak, Şubat aylarında falan. Şimdi şunun için soruyorum. Afrika kıtasında ülkeler arasında ya da ülkelerin kendi işlerinde böyle ufak tefek diye belki de tabir edebileceğimiz şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Ama programımızın başından bu yana anlattıklarınızı dikkatle takip edince sanki Afrika kıtası çok daha büyük savaş ve çatışma potansiyelini barındırıyor gibi. Yani Afrika kıtasında hani çatışmaların küçük olduğunu söyleyemeyiz yani. Çünkü biliyorsunuz mesela Ruanda diye, yani Ruanda'da bir soykırım mesela yaşandı 94 yılında. 1 milyon insan öldü. Tabii. Yani ülke nüfusunun yani çok büyük bir kısmı o şeyde soykırımda öldürüldü. Yani bazı çok kanlı çatışmalara sahne olabiliyor Afrika kıtası. Hani orada çok mikro çatışmalar olduğunu ben hani ben söyleyemem. İç savaşlar yaşanıyor. Evet. Bazı kanlı etnik savaşlar, din merkezi mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz 2013 yılında bir takım olaylar başlamıştı. Çok kanlı bir iç savaşa dönüştü bir ara. Evet. Ben de mesela ziyaret etmiştim, o çok kanlı günlerde mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştim. Sokak ortasında insanlar birbirlerini öldürüyorlardı yani. Yani ben şahit oldum yani buna bizzat kendim. Müslümanları yani öldürüyorlardı, Hristiyan çeteleri. Yani Afrika kıtasında din, etnik merkezli ya da işte bir takım başka sebeplerden dolayı doğal kaynaklarla alakalı iç savaş ve çatışmalar zaman zaman yaşanıyor ve bunlar
kanlıda olabilir. Hani bunun evet. Küçük olmasıyla ilgili herhangi bir şey yok. Garanti yok. İşte mesela Libya'da şu anda bir Tabii. şey durumu var biliyorsunuz. İç karışıklık durumu var ve çok da böyle küçük çaplı değil yani. O bildiğiniz ülke geneline yayılmış bir çatışma ortamı var Libya'da. Evet. Ve yani çok halen daha istikrar bulabilmiş değil yani Libya. Yani Tabii ki. Kaddafi döneminden sonra bakın ne kadar süre geçti. 10 yıl civarında bir süre geçti ama halen daha o iç savaş ortamı ve karışıklık, kaotik durum varlığını bir şekilde sürdürüyor. Tabii bu kadar çok zengin kaynaklara sahip olduğunuzda yani bu iç savaşlar ya da bu işte şeyler iç karışıklıklar da destekleniyor. Çünkü dediğim gibi yani Afrika'nın istikrar bulması ve bilinçlenmesi birçok büyük aktör açısından istenmeyen bir şey yani. Bunu çok arzulanan bir durum değil. Yani ne kadar çok iç karışıklık varsa, halk ne kadar cahil kalırsa o kadar kaynakları almak, elde etmek kolaylaşıyor yani bu tarz güçler için. Peki kıymetli hocam, Afrika ülkeleri, Afrika'da yaşayan toplumlar, milletler insanlıktan ne bekliyor, ne istiyor? Yani bu şimdi zor bir soru. Şimdi Afrika halklarının adına konuşma yapmış olmayalım. Gözlemlerinizi. Evet, benim gözlemlerim genelde şu yönde. Bir kere herkes insanca bir yaşam istiyor tabii ki. Yani sizin de en doğal hakkı. Tabii herkesin en doğal hakkı. Herkes bir şekilde yani kendi yaşamını güvence altına almak istiyor. Yani evet. güvenlik ihtiyacı herkeste tabii ki var. Ve yani geçim sıkıntısına düşmeden, darlığa düşmeden şey bir şekilde, yeterli bir şekilde, kendine yetecek bir şekilde varlığını sürdürme arayışı. Hı hı. Yani benim gördüğüm kadarıyla hani Afrikalı insanlar adına da hani konuşmak çok istemiyorum ama hani böyle çok büyük bir açgözlülük söz konusu değil. Yani çok aslında basit şeyler var, talepler var. Dediğim gibi yani günlük ihtiyaçları karşılamak, işte barınma sorun yani barınma ihtiyacını karşılamak, giyim, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim evet. ihtiyacını karşılamak, işte iş bulabilmek hı hı. gibi kaygılar ve endişeler insanların hayatını şekillendiriyor. Beklentiler genelde bu yönde oluyor. Yani böyle çok lüks bir yaşam beklentisi, ne bileyim evet. işte varlık içinde yüzelim beklentisi, öyle bir beklenti zaten söz konusu değil. Evet. Mütevazi bir yaşam zaten söz konusu birçok yerde. O mütevazi yaşamın sürdürülmesi, sorunsuz bir şekilde hı hı. sürdürülmesi arzulanıyor. Ama o bile çoğu zaman çok görülüyor. Yani onu bile sürdürmekte zorlanıyor yani insanlar gerçekten. Evet. Şimdi sohbetimizin ufuk açıcı olduğu kanaatindeyim. Afrika'nın önemini öne çıkartan bir sohbet olduğu kanaatindeyim. Artık son dakikamızın içerisindeyiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani son sözlerimiz mi? Yani şöyle söyleyelim. Umarız Afrika kıtası bu zengin kaynakları, yani kendi sahip olduğu zengin kaynakları çıkartma, işleme ve satışı noktasında hak ettiği yerlere ulaşır. Ve bu işte bir takım güçlerin sömürüsünden bir an önce evet. kurtulur. Çünkü bu olmadan maalesef çok fazla bir düzelme bekleyemiyoruz. Yani o sömürü düzeni sona ermeden maalesef çok ciddi bir düzelme olmayacak gibi duruyor. Yani onun sona ermesi burada önemli. İnşallah Afrikalılar kendilerini temsil etme noktasında, kaynaklarını verimli bir şekilde, bilinçli bir şekilde kullanma noktasında hak ettikleri yere bir an önce ulaşırlar diyorum. Yani benim son sözlerim böyle olurdu. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Sevgili seyirciler, bu hafta Yeryüzü Notları'nda Afrika'ya konuştuk. Afrika kıtasındaki enerji kaynaklarını konuştuk ve batılı ülkelerin bu sömürgeci zihniyetin
Afrika ülkeleri üzerindeki emellerini ele aldık, değerlendirdik. İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İnsamer Afrika uzmanı Doktor Serhat Orakçı hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, size de iyi yayınlar. Sağ olun. Efendim, yeryüzü notlarının sonuna geldik bu haftada. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.